Herkese merhabalar. Arka bahçem kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek kişilik tiramisu tatlısı tarifini hazırladım. Hem lezzetli hem de yapımı oldukça basit. Buyurun, yapımına geçelim. Tatlımızın yapımına muhallebisini yani kremasını hazırlamakla başlayalım. Uygun bir kabın içerisine 1 tatlı kaşığı nişasta, 1 tatlı kaşığı un, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 çay kaşığı vanilyayı alıp bunları güzelce karıştırdım. Daha sonra üzerine 1 su bardağı süt ve 1 adet yumurta sarısını ekledim. Bütün bu malzemeler pürüzsüz olana kadar bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra hemen ocağa alıyorum ve muhallebim katılaşana kadar sürekli karıştırarak ocakta pişiriyorum. Malzemelerimiz çok az olduğu için bu aşamada ocağın başından ayrılmayın ve sürekli karıştırarak muhallebinizi pişirin. Bu arada yumurta sarısını kullanmak istemeyenler yumurta sarısı yerine bir çay kaşığı kadar tereyağı da ekleyebilirler. Muhallebi pişip katılaşmaya başladıktan sonra tereyağını ekleyebilirsiniz. Muhallebim katılaşmaya başladı. Bu şekilde fokurdamaya başladıktan sonra 10 saniye kadar sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Ve muhallebi ocaktan alıyorum. Ben bu tatlıyı tek kişilik olarak hazırladım. Siz dilerseniz miktarını çoğaltarak yapabilirsiniz. Muhallebi ocaktan aldıktan sonra soğuturken ara ara karıştıralım ki üzeri kabuk tutmasın. Muhallebi soğurken biz de diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Kedi dili bisküvilerini ıslatmak için kahve hazırlıyorum. 1 çay kaşığı granül kahve ve 1 çay kaşığı toz şekeri fincana alıp fincanın yarısına kadar ılık suyla dolduruyorum ve güzelce karıştırıp kenara alıyorum. Ben tatlıyı bir bardakta hazırlayacağım. Siz dilerseniz kasede de hazırlayabilirsiniz. 2 adet de kedi dili bisküvi kullanacağım muhallebim iyice soğumuştu. Şimdi bunun içerisine bir yemek kaşığı krem şantiyi ekleyip bir mikser yardımıyla pürüzsüz olana kadar karıştıracağım. Kremayı hazırlamak için krem şanti yerine dilerseniz labne peyniri, mascarpone peyniri ya da krema ekleyerek de hazırlayabilirsiniz. Tabi bunlardan herhangi birini de bir yemek kaşığı olarak ekleyebilirsiniz kremayı pürüzsüz olana kadar güzelce karıştırdım ve kremamız hazır. Kıvamı gerçekten çok güzel. Bu kremayı bu şekilde hazırlayıp istediğiniz tatlıda kullanabilirsiniz. Kremayı kenara alıyorum ve şimdi kedi dillerini ortadan ikiye bölüyorum. Benim tatlı için kullanmış olduğum bardağım büyük. Siz dilerseniz bu malzemelerle küçük kaselerde iki porsiyonluk tatlı da hazırlayabilirsiniz. Her kaseye birer adet kedi dilini ikiye bölüp yerleştirin ve üzerine de kremadan ekleyin ya da bu şekilde büyük bir bardakta da hazırlayabilirsiniz. Bardağın tabanına 1 yemek kaşığı kadar kremayı ekledikten sonra kedi dili bisküvilerinin her bir parçasını hızlıca kahveye batırıyorum ve hemen kremanın üzerine alıyorum. Bu arada kahvemizin soğumuş olması gerekiyor. Kedi dili bisküvilerini yerleştirdikten sonra bisküvilerin üzerine hemen kremadan 2 yemek kaşığı kadar alıyorum ve diğer kedi dili bisküvisini de aynı şekilde bardağa yerleştiriyorum. İkinci bisküviyi yerleştirdikten sonra geriye kalan bütün kremayı bisküvilerin üzerine alalım. Dediğim gibi dilerseniz bu malzemelerden iki porsiyonluk tatlı da çıkarabilirsiniz. Tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bana destek olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Salı günleri genelde az ölçülü tarifler paylaşıyorum. Bu anlamda benden istediğiniz tarifler varsa yorumlar kısmından bana yazın lütfen. Bütün kremayı bardağa aldıktan sonra kaşıkla üzerine düzelttim ve bir peçete yardımıyla bardağın kenarlarını temizledim. Şimdi muhallebimizi buzdolabına alıp en az 2-3 saat boyunca buzdolabında dinlendireceğiz. Geriye kalan kahveyi de afiyetle içebilirsiniz. Bunu da ziyan etmeyelim. Tatlıyı buzdolabına alıyorum ve 3 saat boyunca dinlendireceğim. Dilerseniz bir gece öncesinden de tatlınızı yapabilirsiniz. 3 saat boyunca dinlendirmiş olduğum tatlıyı şimdi servise hazırlayacağım. Üzeri için yarım çay kaşığı kakaoyu bir süzgece alıp güzelce serpiyorum ve tatlımız servise hazır. Tatlıyı servis etmeden hemen önce kakaoyu serpin, daha sonra da afiyetle tüketin ve bir tarifimin daha sonuna geldim. Sizler tatlının son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bugün de sizler için tek kişilik tiramisu tatlısını hazırladım. Bu tarifi şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı bekliyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.